Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız. Bahçeme geldim. Biliyorsunuz pırasalarım vardı. O pırasalarımı tekrar dikmeye geldim. Çünkü bu pırasa işi biraz fazla uzadı. Pırasaları çürütmeden dikeyim dedim. Saat sabah 8:30. Evde herkes uyuyor. Ben de Zarife'yi bahçeye çıkardım. Geldim buraya. Şunları bir bitireyim artık dedim. Vallahi neredeyse çürüyecek yani. Çok uzadı, çok. Ben sizin yerinizi değiştireceğim. Orası çok güneşliydi arkadaşlar. Telefon bozulur güneşte. Ay. İyi oldu bu diktiğim pırasaların üstüne yağmur yağdı ama arkadaşlar hep ağaç gölgesinde. Seneye pırasanın tohumunu başka yere ekeceğim. Çünkü burada ağaç gölgesinde sanki güzel olmuyor gibi. Öyle hissettim. Yağmur iyice o yere yapıştırmış toprağı. Yağmur yağdı, dün de üstüne güneş vurdu. Hasta gibi olmuş toprak. Fosur değil yani. Kara toprak öyle, macun gibi olur. Aynen öyle. Vallahi neredeyse çürüyecekmiş.
Pırasalar da az değil ki arkadaşlar. Maşallah. Çok var. Şöyle toprakta koyayım ki aralarına. Toprağı bol olsun. Ben işte böyle bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Öyle. Böyle böyle dikeyim. Bitişinde görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonunda bitti. Ama bir kısmı biraz boş kaldı. Oraya da dereotu ekerim diyorum. Çok da güzel olur. Şöyle. O kalan taburenin kovanın olduğu yere de büyük ihtimal dereotu ekerim. Çünkü dereotu tohumum var evde. Ziraattan almıştım. Şimdi kendi dereotlarımın tohumunu ektim. Çıkmadı. Eke eke tohumum bitti. Sonra ziraattan almak zorunda kaldım. Arkadaşlar o kadar fena ki illa ki insansın basıyorsun. Bastığın yerler beton gibi oluyor. Buranın toprağı öyle. Yağmurdan sonra üstünde gezdin mi beton gibi oluyor. Neyse öyle böyle yaptık. Pırasalar biraz yamulmuş suyun içinde. Farklı yönlere doğru şey yamuk suda kalınca yamulmuş. Bir de şurada biber fidelerim var biliyorsunuz babaannemden getirmiştim. Onları da çapalayayım diyorum. Bilmiyorum. Acaba olur mu çamurda? Bir deneyeceğim bakalım. Orası çünkü hayvan gübresi ya. Oranın çapası güzel olur. Bir deneyeyim bakalım. Olursa çapalarım, olmazsa bırakırım. Bunlar kendi dereotumun tohumları arkadaşlar. Şurada bakayım. 4-5 kök var. Bunları ben kendi tohumumdan çıkanlar. Belki de
10 senelik vardır bu tohumlar bende. Şöyle biberlerin üstüne yatmasın da. Hayvan gübresi olunca çapa nasıl güzel oluyor. Tabii ki de bunları çapalamıyorum. Bunların üzerleri biber dolu, çiçek dolu. Onları fazla rahatsız etmemek lazım. Şöyle aradaki otlarını alıyorum sadece. Bunları da biliyorsunuz bayramda babaannemden getirdim. İyi ki de getirmişim. Çok da güzel oldular. Şöyle fazla da çapa vuramıyorum. Semiz otları var arkadaşlar. Semiz otlarını da ziyan etmeyeyim. Onlara da dikkat etmem gerekiyor. Öyle işte. Sabah 8.30'da kalktım. Zarife'yi bahçeye saldım. Civcivleri saldım. Kendimi bahçeye attım. Dedim bu pırasayı çürüteceğim ben. Suda çürür. Ondan sonra bütün dedim emeklerim ziyan olur. Kalk kızım dedim. Kendime bir gaz verdim. Kendimi tarlada buldum. Bakın nasıl buralar zor çapalamıyor. Burada çapa sallamak gerekiyor. Ama öbür tarafta öyle değil. Öbür tarafta toprağı çek çek. Hayvan gübresinin yeri başka. Allah izin verirse bu bahçeyi komple hayvan gübresi yaparız. Var da az var. Çok yok. O baş tarafta çok var. O da hayvan gübresi attığımız yere yakın ya. O yüzden. Böyle sizinle sohbet ederken bunu da hallettik. Tamam. Evet. Bunu da hallettik. Hamdolsun. Hamdolsun uyandırıp da beni buraya getirip İşimi gördüren Rabbime. Çok şükür. Uyanmak da bir şey arkadaşlar. Uyanamayabiliriz. Rabbim uyutuyor, uyandırıyor. İşimin başına getiriyor. Hepsi Rabbimin izniyle oluyor. O izin vermezse hiçbir şey olmaz. Böyle. Şimdi bu fasulyeler sırık istiyor. Benim de o kadar sırığım yok. Bakacağız artık ne yapacağız bilmiyorum. Semiz otlarım nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Tabii biraz koparacağım. Kahvaltıda yemek için. Böyle. Ay su gibi. Kahvaltıda güzel olur. Çok da almayacağım. Şöyle. Görünce de dayanamıyorum. Çok almayacağım diyorum ama şuradan da alayım biraz. Sade yemesi güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yiyorsunuzdur mutlaka da. Yemeyen arkadaşlarım varsa kahvaltıda çok güzel oluyor. Baksanıza. Ay çok güzel. Fazla da almayayım. Yeter. Görünce dayanamıyorum. Çıt 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 koparıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya can suyu takacağım. Biraz sulansın. Böyle. Biraz yamuk yumuk oldu. Olsun onlar düzelir. Şu boşluğa da dediğim gibi dereotu ekeceğim. Hemen gideyim. Şu pırpırı şuraya koyayım. Hemen suyu da açayım. Bir can suyu alsınlar. Kahvaltıya biraz da maydanoz alacağım arkadaşlar. Taze taze. Yağmurdan sonra da nasıl güzel olmuşlar. Mis gibi de kokuyor. Kopardığı zaman kokusu yayılıyor. Çarşıdan aldıklarımız böyle güzel kokmuyor arkadaşlar. Gerçekten. Bunun kokusu bir başka.
Şimdi bunlar yine çoğalınca tekrar biçeceğim. Doğrayıp yine dondurucuya atacağım arkadaşlar. Gerçekten büyük rahatlık oluyor. Kullanması çok rahat oluyor. İhtiyacın kadar poşetten al, poşeti tekrar geriye koy. Şey yani alabiliyorsunuz. Beton gibi olmuyor. Güzel oluyor. Tel tel ihtiyacınızı görün, dolaba geri koyun paketi. Muhakkak yapıyorsunuzdur da. Ben yine de söyleyeyim. Şöyle. Bu bel ağrısından da hiçbir şeyin tadını çıkaramıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Hep böyle ağrılı. Of. Şuna bakın. Bakın nasıl güzel çapaladım. Şöyle. Allah razı olsun babaannemden. Büyüklerin bereketi başka arkadaşlar. Büyüklerim gerçekten bir gittim ki bir tarla fidesi var. Allah razı olsun. Allah eline koluna dert vermesin, yüreğine keder vermesin. Babaannemin de cümlemizin de. Çok da güzel tuttular. Hep göbekleri çiçek. Çok gitmez onlar da başlar biber vermeye. Kendi biberlerimin üzerleri de dolu zaten. Maşallah. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek de izliyorsunuzdur. İzlerken de abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Abone olmak ücretsiz zaten. Yorumlarınız, beğenileriniz beni çok mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun verdiğiniz destekler için. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama işte tek bir sorun var. Uzun da yüklesem izlenme süresi çok az. Kısa da yüklesem izlenme süresi çok az. 9 dakikalık videoya da 3 dakika bakılıyor. 50 dakikalık videoya da 5-6 dakika bakılıyor. Bunları ben YouTube stüdyodan görüyorum. Tabii ki de full izleyen arkadaşlarım var. Herkesten Allah razı olsun. Kimseye kendimizi zorla izletemeyiz. Ama burada bir emek var. Emeğe saygıdan ötürü. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İşiniz vardır muhakkak. Oturup da sürekli beni izleyecek haliniz yok. Bir kenara koyun. Orada full izlensin. İşinizi yaparken. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Hoşça kalın.